Bu MDI formlarında şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyelim ki ana formunuzda bir buton var. Butona bastığınız zaman atıyorum işte customer penceresini açıyor bizim için. Customer kartını açıyor veya işte tedarikçi kartını açıyor vesaire. Ama siz ekranınızda öyle bir form istiyorsunuz ki aynı formdan ekranda sadece bir tane açılabilsin. Bizim bu örneğimizdeki gibi her müşteri formuna bastığımız zaman yeni bir müşteri formu açılmasın. Zaten bir müşteri formu açıldıysa var olan formlar içerisinden o üste gelsin, aktif hale gelsin. Ben Aygaz'dayken yine böyle bir Windows aplikasyonu yapıyordum. Yine bir MDI aplikasyonuydu. Böyle bir ihtiyaç vardı. Nasıl yapmıştım? Tabii o zaman daha acemiydim. Ekranda açık olan tüm formlar içerisine dönüyordum. Aktif tüm chart formlar içerisine dönüyordum. İsmi açmak istediğim formun ismiyle aynıysa o formu bulup ön yüze getiriyordum. Bu tabii acemice bir yaklaşım. Tüm formlar içerisine dönüp isimden bulmak doğrusu değil. Sonradan öğrendiğim yöntem ise şöyle de yapılabilir. Singleton denilen bir design paterni var arkadaşlar. Singleton design paterni diye geçiyor. Singleton design paterni ne yapıyor? Şöyle bir şey yapıyor. Aynı anda o class'tan memory üzerinde tek bir instance olmasını size garanti ediyor. Aynı anda memory üzerinde o class'tan tek bir instance olmasını garanti eden bir design paterni. Onu birazdan görürüz. Şimdi ilk önce şu acemice olan yöntemi yapalım. Nasıl yapabiliriz? Tüm formlar içerisine dönelim. İsimleri aynıysa o formu açtıralım. Önce onu yapalım. Ondan sonra da singleton design paternine bakarız. Şöyle bir şey daha yapayım ben. Bir tane daha form ekleyeyim projeme. Windows Form. Bu da Form 3 olsun. Bu Form 3'üm de üzerine label taşıyalım yine. Bu da tedarikçi olsun. Tekstine tedarikçi diyorum. İçerisine başka bir şey yapmıyorum. Sadece bu. Form 1'in dizaynına gelelim. File'dan müşteri bilgilerinin adına ops şuraya tedarikçi dedim. Tedarikçiye bastığım zaman ne yapacağım? Bizim tedarikçi formundan yeni bir instance oluşturacağım. Show diyeceğim. Çalıştırdığım zaman şu şekilde müşteri bilgileri, tedarikçi en tane açabiliyorum bunlardan. Şimdi istediğim şu. Eğer ki ekranda zaten bir tedarikçi formum varsa ondan yeni bir tane açmasın, onu öne getirsin. Aktif hale getirsin. Ben bunu istiyorum. Ne yapmam lazım? Şöyle bir şey yapacağım. Yeni bir oluşturuyorum aşağıya. Private boolean check form if open. Form checked. Bir form array'i yapıyorum. Açık formları gösteren
this nokta MDI childs, MDI children bana form array dönüyor. Sonra for each form child form in open forms, if child form nokta name eşit eşit form checked nokta name ise return false, aksi takdirde return true. Yukarıya geliyorum. Burada da ne yapacağım? Artık şunu, bunu şöyle yapmayacağım. Bunu sildim. Tedarikçiden yeni bir instance oluşturdum. Sonra if checked form if open tedarikçi eğer bu true'ysa buradan ne dönüyor? Eğer bu form varsa return false deniyor. Eğer true'ysa yoktur o formdan. Yeni bir göstermemiz lazım. Tedarikçi nokta MDI parent eşittir this, tedarikçi nokta shop dememiz lazım. Aksi takdirde zaten bu form vardır. Tekrardan açmaya gerek yok. Bu formdan yeni bir instance oluşturmaya gerek yok. Ama tabi bu sefer o formu bulup şey yapmamız lazım. Buraya bu sefer o formu bulup o formu aktif hale getirmemiz lazım. Onu nasıl yaparız? Bakalım. Burada form array geliyor. Acaba isimden bulabilir miyiz? Şimdilik şunu bir test edelim. Şuraya bir şey demiyorum. Sonra dolduracağız bunu. Aktif formu bul ve ön yüze çıkar diyelim. Tamam. Ona bir bakalım. Bu haliyle bir çalıştıralım. İşte bir tane müşteri formu açtım. İkincisini açtım. Üçüncüsünü açtım. Tedarikçiyi açtım. Sonra tekrardan tedarikçiye bastığım zaman artık tedarikçiden yeni bir instance oluşturmuyor. Çünkü tedarikçim benim açık zaten. O yüzden oluşturmuyor. Fakat bizim burada ne yapmamız lazım? Tedarikçinin instance'ını geri dönmemiz lazım. Ve onu ön yüze getirmemiz lazım. Aktive etmemiz lazım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aklıma şöyle bir çözüm geliyor. Out parametresi olan bir metot yaparız. Eğer ki form zaten varsa, açıksa true döner ve o formun instance'ını döner. Form açık değilse false döner, instance yerine de null döner. Şöyle bir şey yapalım. Bizim bu formumuzu
bir tane de out parametresi ekleyelim metodumuza. Out form return form diyelim. Okay. Şunun içerisinde eğer ki formumuz var ise return true olsun. Aksi halde return false olsun. Şurada return form'dan yeni bir instance oluşturalım. Return true. Dedik. Şöyle diyeceğiz. Return form eşittir child form diyeceğiz. Aksi halde şu return form'u null yapacağız. Eşittir null. Okay. Ne olacak bu durumda? Kullanıcı bunu çağırdığı zaman bir kendi formunu gönderecek. Bir de return form diye out parametresi alacak. Eğer ki boolean true geliyorsa bu form açıktır. O zaman return form'u o instance'ı geri dönüyorum. Child form'u geri dönüyorum. Açık olan form'u. Aksi takdirde false'tur. Null döneceğim. Ben de burada artık ne yapacağım? Check form if open diyoruz. Tedarikçi. Bir de buna out parametresi vermemiz lazım. Şöyle şey yapalım. Form açık form diye bir instance yaratalım. Buraya açık out açık formu verelim. Eğer ki artık buna şuraya alacağız. False'sa yeni bir tane oluşturacak. Şu. True'ysa var demektir. Açık form nokta show diyeceğiz. Deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Tedarikçi arkada kaldı şimdi. Tekrar tedarikçiyi deneyelim. Patlamadı kodumuz. Fakat show metodu burada doğru metot değil. Bunu aktive edecek, ön yüze getirecek başka bir yöntem bulmamız gerekiyor. Onu bulalım şimdi. Açık form nokta show demeyeceğiz arkadaşlar. Bir de mesela şuraya bir breakpoint koyalım. Gerçekten aldık mı almadık mı onu da bir görelim. Şu müşteri olsun. Bir tane tedarikçimiz olsun. Bu çalıştı. Bir tane daha müşteri yaptım. Tekrar tedarikçiyi çağırdım. F11 buraya geldi. Şimdi tüm formlarda dönmeye başladı. Form için name'ini buldu. Child form'u buldu. Geri döndü. Buraya geldi. Bakın açık form form 3 diye gösterdi. Şöyle yapacağız. Açık form nokta activate. Peki. Deneyelim bakalım. Tekrar tedarikçiye basıyorum. Evet. Bakın tedarikçi önünüze geldi. Ve şu anda tek bir şey çalışıyor. Tekrar bastığım zaman buraya geldi. Yalnız arkada şöyle bir şey var. Şimdi ne oluyor? Bakın burada aslında büyük bir hata yapıyoruz. Nedir hatamız? Biz burada her şeye bastığımızda instance'a bastığımızda butona bastığımızda aslında tedarikçiden yeni bir instance oluşturuyoruz. Ama bunu ön yüzde göstermiyoruz aslında. Sonra gidiyoruz. O instance'ı hiç kayle almıyoruz. Sadece şurada kontrol etmek için kullanıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Biz eğer o instance varsa aktif formu gösteriyoruz. Kodumuz buradan çıktığı zaman garbage collector gelip onu temizliyor. Ama bu arada garbage collector'ın ne zaman temizleyeceğini bilmiyoruz. Memory'de yer kalmadığı zaman temizlemeye başlıyor. Eğer ki yoksa o zaman bunun initialize kısmını yapıyor. Burada bir hatamız var. Şöyle yapsaydık olur muydu? Tedarikçinin
initialize etme kısmını buraya alsak olur muydu? Olmazdı. Çünkü biz buraya yine formun kendisini gönderiyorduk. Yani şöyle deneseydik, eşittir new form 3 deseydik, sonra göster deseydik, burada sadece tanımını yapsaydık. Bakalım. Assign edilmemiş, local variable diye bize zaten hatayı veriyor. Zaten şurada da şey yapacaktı, göstermeyecekti bunu. Bu olmaz. Peki, geri aldım bunu. Bu kötü yöntem. Peki iyi yöntem nasıl? Singleton Design Pattern diye bir design pattern'i var arkadaşlar. Singleton Design Pattern şunu yapıyor. Sizin constructor'ınızı gizliyor. Constructor'ınız gizlendiği için, private hale getirildiği için siz artık form 3 tedarikçi eşittir new form 3 diyemiyorsunuz. Çünkü o new form 3 diyebilmeniz için constructor'ınızın public olması lazım. Yani şuradan form 3'ü açarsak eğer, bakın burada bizim constructor'ımız ne? Public. Public olduğundan dolayı biz buna tedarik form 3 eşittir new form 3 diyebiliyoruz. Birincisi, bizim bu form 3'ümüzün constructor'ını gizliyoruz. Nasıl gizliyoruz? Private yapıyoruz. İkincisi arkadaşlar, biz constructor'ımızı gizledikten sonra bizim instance'ımızı geri dönecek bir metod yapıyoruz. Tamam. Bu metot ne yapıyor? Form'un instance'ı var mı yok mu diye kontrol ediyor. Eğer varsa onu geri dönüyor. Yoksa yeni bir instance oluşturup onu geri dönüyor. Fakat burada da şöyle bir kural var. Hatırlıyorsanız bizim nesnelerimizin tek olması için statik olarak tanımlıyorduk değişkenlerimizi. Mesela bir nesnenin içerisinde bir değişkenin tek olması, yani class tarafından paylaşılmasını istiyorsak statik tanımlıyorduk. İşte burada instance'ımızı biz de statik tanımlıyoruz. Böylece ne oluyor? O instance'ımız o class için tanımlanmış oluyor ve o class'tan türeyen her nesne tarafından ulaşılabiliyor o instance'a. Nasıl yapacağımızı gösterelim. Öncelikle şu bizim form 3'ümüzü, öncelikle bizim form'umuzun constructor'ını private hale getiriyoruz arkadaşlar. Private. Artık form 3'ümün yeni bir instance'ını new form 3 diye oluşturamam. Şimdi save edeyim bunu. Form 1'e geri gelelim. Bakın. Is inaccessible due to its protection level diye bana uyarı verdi. Artık dışarıdan ulaşılamıyor constructor'a. Private hale getirdiğimiz için. Dolayısıyla bu şekilde oluşturamayız instance'ı. Şimdi bizim instance'ımızı oluşturmak için buraya bir metod oluşturmamız lazım ve bize instance dönecek. Ama ondan önce ben içeride yine dışarıdan ulaşılamayan bir instance'ı kendim yaratıyorum burada. Public static form 3'ten instance diyorum. Böyle private bir değişken tanımladım. Private hem de static. Bu ne demek static olması? Bu class tarafından paylaşılıyor demek. Bu class'tan türeyen tüm nesneler tarafından ulaşılabilir. Veya dışarıdan da ulaşılabilir. Ben bunu eğer private yapmasaydım, public hale getirseydim şu şekilde. Public hale getirseydim, bakın ne olacaktı? Şunu bir kere siliyorum artık. Buna gerek yok. Şunu da şimdilik kapatayım. Bakın. Form 3 dediğim zaman, form 3 artık içerisinde public static bir değişkenim var. Basıp neydi onun adı? Instance. Bakın instance'a ulaşabiliyorum. Form 3'ten yeni bir instance oluşturmama gerek yok artık. Çünkü o class'a ait bir değişken. Nesneye ait bir değişken değil artık o. Tamam. Bu şekilde instance'a ulaşabiliyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Bu instance'ımı private hale getireceğim.
ki dışarıdan ulaşılamasın yine. Ama buna ulaşımı ben sağlayacağım. Kendi metodumda sağlayacağım. Onu da nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. İndim. Buraya yeni bir metot oluşturuyorum. Public. Statik değişkenler statik metotlardan kullanılabilirdi, hatırlıyorsanız. Statik form 2 dönecek bu. Instance diyorum buna da. Pardon, form 3 dönecek. Şöyle. Okey. Metodumun adına da instance dedim. Şimdi burada ne yapacağım? Burada şunu yapacağım. Eğer ki instance değişkenim null ise, daha önceden hiç bir nesne oluşmamıştır. O zaman yeni bir nesne oluşturmam lazım. Instance eşittir new form 3 diyeceğim. Yeni bir instance oluşturacağım. As daha önceden bir instance vardır. Onu geri döneceğim. Return instance diyeceğim. Aslında şunu şöyle yaparsam daha iyi olacak. Pardon, şunu yanlış yaptım. Şöyle olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. Ne oluyor? Instance dolu mu değil mi diye kontrol ediyor. Dolu değilse yeni bir instance oluşturuyor, onu dönüyor. Instance doluysa zaten buraya hiç girmiyor. Direkt instance'ı tekrar geri dönüyor. Dolayısıyla elde her zaman tek bir instance oluyor. Instance'ımın tipi ne? Form 3 tipinde. Geri dönüş tipinde zaten form 3. Tamam. Bu haliyle arkadaşlar bizim işimizi görür. Şimdi gelin form 1'e geri gidelim. Form 1'de artık bunu nasıl çağıracağız? Şöyle çağıracağız. Şunların her birini ben kapatıyorum. Yani new form 3 diyeyim şöyle. Sonra comment diyeceğim bunu. Şimdilik kalsın bu. Şuraya form 3 form 3 tedarikçi eşittir form 3 nokta instance metodunu çağırdım. Tamam. Ondan sonra form 3 nokta MDI parent, pardon, tedarikçi MDI parent eşittir this tedarikçi nokta show. Eğer tedarikçi zaten varsa tedarikçi nokta activate. Tabii artık şuna da ihtiyacım kalmadı. Bunu da kapatabilirim. Bu artık benim için yeterli. Deneyelim. Müşteriyi açtım. Tedarikçiyi açtım. Müşteriyi açtım. Tekrar tedarikçiyi açtığım zaman bakın tek bir instance oluyor. Okay. Her tedarikçiyi açmak istediğim zaman singleton olarak yaptığım için hem gidip yeni bir instance oluşturmadım arkada. Bir öncekinde instance'ı oluşturuyordum. Garbage collector'ın gelip toplamasını bekliyordum. Boşu boşuna efor sarf ediyordum. Artık hem yeni bir instance oluşturmuyorum hem de onu ön yüzde tek halde gösterebiliyorum. Fakat burada da şöyle bir sorunumuz var. Ben bu tedarikçiyi kapattığım zaman ve sonra tekrar açmaya çalıştığım zaman tedarikçinin instance'ı dispose olmadığı için ben onu kapattım. Ekranda yok. Ama arkada instance'ı var. Orada arkadaşlar
dispose olmuş bir objeye ulaşamadığını söylüyor. Show edemediğini söylüyor ve kodumuzu patlatıyor. O yüzden gidip form 3'ümüze bir de şöyle bir şey kod eklememiz gerekiyor. Form 3'e geldim dizaynına. Form 3'ün dizaynında özelliklerinde, eventlerinde form closed eventi var. Formun kapanma eventi. Buraya şunu diyeceğim. Eğer ki instance null değil ise instance'ı null'a eşitle ki garbage collector gelsin bunu temizlesin. Çünkü öteki türlü kapattığında ekrandan kayboluyor ama instance duruyor arkada. Garbage collector da temizlemiyor dolayısıyla. Tekrar göster dediğim zaman arkada bir instance var ama görüntüsü yok. Çünkü kapanmış. Dolayısıyla karışıklık oluyor. Bu haliyle çalıştırdığım zaman tedarikçi geldiğine kapattım. Tekrar tedarikçi açtım. Tekrar geldi. Artık bu hatayı da engellemiş olduk.